Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 renkli güzel bir lif modelinin yapımını anlatacağım. Modelimiz 6 parçadan oluşuyor. Tığım 10 numara 1.10 milim. Sizler elinizin yatkın olduğu tığı kullanabilirsiniz. Sizler de ipinizi, tığınızı, makasınızı hazırlayıp gelin birlikte başlayalım arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Ortadaki zincire bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Yine tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Çevirdim. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. Burada arttırma yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Üzerinde iki tane fıstık oldu. Çevirdim. Yine bir fıstık yaptım, kapattım. Yine üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Üçünü birlikte kapattım. Yine bir tane daha yapalım. Üçünü birlikte kapattım. Yine burada arttırma yapıyoruz. Tepesine, dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Bu sırada da üzerinde 3 tane fıstık oldu. Çevirdim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine, dibine, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Burada yeşil ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Beyaz ipime sabitledim. Yine bununla da üçlü fıstık topluyorum. Bir fıstık yaptım. İpimi arkada bıraktım. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Bir yeşil, iki beyaz. Üçünü birlikte kapattım. Yine burada arttırma yapıyorum. Tepesine, dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Çevirdim.
bir fıstık yaptım. Tekrar üçlü fıstık yapıyorum. Burada yeşil ipimle işim bitti, onu da kestim. Fıstık aralarından çekiyorum. Burada pembe ipimi alıyorum. Bir zincir çektim, beyaz ipime sabitledim. Üçünü birlikte kapattım. Yine bir tane daha yapalım. Bir fıstık yaptım. İpimi arkada bıraktım. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Bir pembe, iki beyaz. Üçlü fıstık topladım. Şimdi ikili fıstık toplayarak arttırma yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Çevirdim. Yine bir fıstık yapıyorum. Tekrar tepesine, dibine karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi üçüncü fıstığı buraya yapıyorum. Şu şekilde ipimi alarak üst kısma üçünü birlikte kapattım. Bir fıstık yaptım. Pembe ipimi alıyorum. Yine karşıya ikinci fıstığı yaptım. Bir beyaz, iki pembe. Üçünü birlikte kapattım. İpimi arkada bıraktım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Arttırmamı yaptım. Üzerinde 6 tane fıstık oldu. Burada pembe ipimi de kestim. Onu da böyle fıstık aralarından çekiyorum. Çevirdim. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum.
üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Arttırmamı yaptım. Üzerinde 7 tane fıstık oldu. Bundan sonra eksiltme yaparak devam edeceğiz. Çevirdim. Buraya bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Tepesine, dibine, karşıya bir fıstık. Yine üçünü birlikte kapattım. Şimdi bir tane daha yapalım. Burada yeşil ipimi alıyorum. Bir zincir çektim, beyaz ipime sabitledim. Yine üçlü fıstık topluyorum. Buraya bir tane yaptım. İpimi arkada bıraktım. Yine dibine bir, karşıya bir. Bir yeşil, iki beyaz, üçünü birlikte kapattım. Burada eksiltme yaptığımız için üzerinde 6 tane fıstık kaldı. Çevirdim. Bir fıstık yaptım, kapatmıyorum. Karşıya da bir fıstık yaptım. İkisini birlikte kapattım. Burada yine üçlü fıstık topluyorum. Burada yeşil ipimle işim bitti. Onu da keseyim. Kalan ipi de fıstık aralarından çekiyorum. Burada pembe ipimi alıyorum. Yine burada yaptığımız işlemlerin aynısı. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi bir tane daha yapalım. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. İpimi arkada bıraktım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Bir pembe, iki beyaz, üçünü birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık topluyorum.
Yine burada eksiltme yaptığımız için üzerinde 5 tane fıstık kaldı. Çevirdim. Bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık topluyorum. Bu ipim aşağıda kaldığı için yukarıya aldım. Bu şekilde battım. Üçünü birlikte kapattım. Bir fıstık yaptım. Burada pembe ipimi alıyorum. Bir beyaz, iki pembe, üçünü birlikte kapattım. İpimi arkada bıraktım. Şu iplerimizi de çekelim. Beyaz ipimle devam ediyorum. Eksiltme yaptığımız için bu sırada da üzerinde 4 tane fıstık kaldı. Burada pembe ipimi de kesiyorum. Onunla da işim bitti. Çevirdim. Yine eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak buraya kadar örelim arkadaşlar. Bunu da fıstık aralarından çekeceğim. Sıra sonuna geldim. Burada eksiltme yaptıktan sonra 3 tane üçlü fıstık yaptım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Bu ilk parçamızı bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim. Bu şekilde 6 tane parça yapalım, sonra devam edelim arkadaşlar. 6 tane parçayı ördüm, birkaç tanesini de bu şekilde birleştirdim. Şimdi bu ikisini de sizinle birlikte yapalım. Bu şekilde 2 parçamı alıyorum. Bu alt kısımdan ipimi sabitliyorum. Bu kalan ipi de zincirin aralarından saklamaya çalıştım. 4 ya da 5 zincir çekerek bu iki parçaya birden sabitliyorum. Sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincir çektim. İki parçaya birden sabitledim. Üç, dört, beş zincir çektim.
Bu şekilde iki parçaya sabitledim. Beş zincir çektim, yine sık iğne ile sabitledim. 7 tane fıstığı bu şekilde birleştirdim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Sık iğne olan yere sabitledim. Yine aynı yere bir fıstık yapıyorum. 3 defa da sardığım fıstık. Kapattım. Sık iğne olan yere sabitledim. Bu şekilde aşağıya kadar yapalım arkadaşlar. Son fıstığı yaptım. Yine bu uç kısma sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. İki parçayı birleştirmiş olduk. Bu şekilde diğer parçalarını da birleştirelim arkadaşlar. Ben de birleştireyim. Sonra devam edelim. Bütün parçaları birleştirdim. Lifimi tamamladım. Ortasına da puf çiçek yapıp diktim. Puf çiçek yapımı kanalımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi kenar oyası ile devam edelim. İstediğiniz kenar oyasını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu kısma, İki fıstık arasına ipinizi sabitleyin. Sabitledikten sonra buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatmıyorum. Hemen buraya bir fıstık daha yapıyorum. Kapatmıyorum. Karşı tarafa üçüncü fıstığı yaptım. Üçünü birlikte kapattım. Dört zincir çektim. Fıstıkların tepesine sabitledim. Yine dört zincir çektim. Fıstıkların tepesine sabitledim. 4 zincir çektim, fıstıkların tepesine sabitledim. 3 defa aynı işlemi tekrarlıyoruz. 2 zincir çektim. 2 fıstık arasına yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Yine tepesine 4 zincir çekerek batıyorum. Aralarda 2 zincir çekiyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu köşelerde aynı yere 2 tane fıstık yapıyoruz. Köşeye geldim. Yine bunu birlikte yapalım. Dört zincir çekip fıstığın tepesine sabitliyorum. 2 zincir çektim. Yine aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım.
arada 2 zincir çekerek karşıya bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yine buraya gelince burada da aynı yaptığımız gibi 2 fıstık yapacağız. Burada göstereyim diğer dilimde. Ortalarda 3 fıstık yapıyoruz birleştirdiğimiz yerlerde. Bu şekilde bütün etrafını yapıp gelelim arkadaşlar. Kenar ayısı ile birlikte lifimi tamamladım. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok kullanışlı bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle arkasını da göstereyim. Çok güzel bir model. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.